Bilgisayar RAM'ı nasıl sökülür, takılır, değiştirilir adlı içeriğimize hoş geldiniz. Hadi başlayalım. İki ayrı RAM aldık. Şu özelliklerde bunları şimdi değiştireceğiz. RAM alırken dikkat edilmesi gerekenler, bilinmesi gerekenler nelerdir adlı içeriğimizi sağ üst köşeden izleyebilirsiniz. Bilgisayarımızın mevcut bilgisini şuradan görelim. Yüklü belleğin 2.2 4 GB olduğunu görüyoruz. Diğer genel bilgiler. Şimdi bilgisayarımızı kapatıyoruz. Evet, tamamıyla kapandı. Kapattık. Prize takılıysa onu çıkarıyoruz. Şöyle ters çeviriyoruz. Evet, önce burayı söküyoruz. Şöyle hafiften tırnağımızın ucuyla çektiğimizde çıkar. Şu şekilde çıkardık. RAM bilgimiz bu şekilde arkadaşlar. Sonradan takılmış bir RAM'a benziyor. SK Hynix olarak geçiyor. Bunu açmıştık. Mevcut içerisinde böyle bir kullanım bilgisi var. Karşılaştıralım. Şöyle aynı. Aldığımız RAM'ı bu şekilde tam tırnaklarına şöyle ortadan ileriye doğru itip aşağıya bastırıyoruz. Kilitleniyor. Şuradan da klavyeyi söküyoruz. Şurada bakın klavye işareti var. Yani klavyeyi burada tek noktadan söküyoruz. Şimdi ters çeviriyorum. Açıyorum. Şöyle yukarıya doğru itiyorum. İttiğim zaman bu şekilde çıkıyor. Altta fleksisi var. Bizim RAM burada. Bu Nanya. Orijinal mi yoksa bu da sonradan mı takılmış bilmiyorum. Değerlerini şöyle görebiliriz. Bilgileri bu şekilde. Şunu da açalım. Burada da yine kullanma kılavuzu vesaire. Aynı şekilde yerine oturtturup aşağıya hafiften itiyoruz. Bir klavye değişimi vesaire yapmak isterseniz bunu çıkartabilirsiniz. Eşit olarak bu şekilde çıkartıp yine yerine takabilirsiniz. Şöyle tam oturttuk. Önce üst tarafını sokuyoruz. Şu bölümü şuranın altına geçiriyoruz. Şu şekilde ortalayıp tam geçiriyoruz. Burası da rahat oluyor. Bu şekilde sonra böyle bastırarak hafiften aşağıya doğru çekiyoruz. Yani şu hareketi yapıyoruz. Bu kadar. Burayı kapatıyoruz. Altına dönüyoruz. Çıkarmış olduğumuz bu burmalı çiviyi yerine koyup sıkıştırıyoruz. Bu klavye için. Bunları çok aşırı derecede sıkmayınız. Hafif el sertliğiyle üstünü de aynı şekilde yerine takıyoruz şu kenarlardan. Tırnaklardan şöyle oturtup çivisini sıkalım. Bu işlemde pil ve hard diskin çıkarılması öneriliyor. Bilgisayarımızı çevirelim. Şimdi açalım. Basalım. Buradan bakalım ki ne gösteriyor bize. Evet, burada 8 GB'a çıktığını görüyoruz. 7.86'yı kullanabiliyor. Şimdi yeniden bir başlatıp açalım. Bakalım takribi kaç saniye sürüyor. Yeniden başlat süresi 33 saniye. Bilgisayarın oldukça dolu olduğunu söyleyebilirim. Şimdi şu yazılıma tıklayarak RAM'larımızı bakıyoruz, adlarını. Bu klavyenin tuş takımının altındaki RAM. Burada Kingston yazıyor, burada Migron yazıyor. Oysa az önce bu yuvadan çıkardığımız belleğin adı
Burada da Nanya yazıyordu. Aşağıda üretici olarak da Nanya yazıyordu. Nanya RAM'da üretici şirket adı da Nanya olarak geçiyordu. Bu ürün Migros'un ürünü. Diğer değerleri aynı. Sorun yok. Üretim tarihinin de yeni olduğunu görüyoruz. Hoşça kalın.